Çoğu zaman etkileşimlerimiz yüzeysel kalıyor ve Sayın Gülen'in bizleri daha derin bir anlayışa, birbirimizle daha derin ilişkiler kurmaya yönlendirdiğini düşünüyorum. Dünyanın her yerinde başardıklarına hayranlık ve saygı duyuyorum. Adım Bob Mann. Baton Rouge, Louisiana State Üniversitesi'nde kitle iletişimi profesörüyüm. Hizmet hareketiyle zaman içinde yaptığım çeşitli Türkiye seyahatlerim sayesinde tanıştım. Geçtiğimiz 6 yıl içinde 6 kez Türkiye'ye gittim. Birçok hizmet mensubunun, hizmete dahil olan insanların evlerinde bulundum. Amerika'daki, burada Baton Rouge'daki hizmet mensubu insanları tanıdım. Ama esas olarak sanırım hizmeti Türkiye'ye gezilerim, insanların evlerinde bulunmak ve onlarla hizmeti konuşmak sayesinde tanıdım. Hizmet okullarına giderek, hizmet kuruluşlarına giderek, yapılanları ilk elden görerek tanıdım. Söylemem gerekir ki, Hizmeti, hizmetin benim için anlamını, Türkiye halkı için anlamını, Baton Rouge halkı için anlamını ve dünya için anlamını düşününce başım dönüyor gerçekten benim hayatımı değiştiren bir şey oldu. Batı ile Hristiyanlarla, Musevilerle, diğer dinlerden insanlarla diyaloğa inanan kültürlerimiz ve dini inançlarımız arasında köprüler kurabilmek için şefkatli bir şekilde bizlere ulaşmaya çalışan bir grup Müslümanın oluşturduğu bu organizasyonu görmek dünya görüşümü değiştirdi. İnsanlara olan bakışımı etkiledi. Hristiyan dünyasında bunu hizmet kadar yoğun ve etkili bir şekilde yapabilen çok fazla organizasyon olduğunu sanmıyorum. Bu durum benim için gerçekten çok etkileyici ve bir Hristiyan olarak Hristiyanlığın farklı inançlardan olan insanlara ulaşması konusunda var olduğuna inandığım eksikliklerden dolayı da biraz utandırıyor. Böyle şeyleri kendi cemaatimizde de daha çok yapmamız gerektiğini düşünüyorum gerçekten Baton Rouge'da, Louisiana'da, New Orleans'da bizim aramıza gelip ellerini uzatıp dinler arası diyaloğu sağlayan Türklerin varlığından dolayı minnettarım. Çünkü diyalog çok gerekli ve hizmet sahneye çıkmadan önce böyle bir şey yapılmıyordu. Sayın Fethullah Gülen'i yıllar boyunca yazdığı eserleri aracılığıyla tanıdım. Türkiye'ye ilk gelişimden önce kendisi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Geri döndüğümüzde eserlerini okumaya başladım. Onunla ilgili eserleri okumaya başladım. Sayın Gülen hakkında birçok kitap okudum. Burada Amerika'da ve Türkiye'deki takipçileriyle konuşarak çok vakit geçirdim. Bu sayede kendisini tanıdım, inandıklarını, öğrettiklerini öğrendim. Söylemeliyim ki kendimi hareketin bir mensubu olarak görüyorum. Sayın Gülen'in takipçilerinden biriyim. Yaptıklarına, öğrettiklerine ciddi bir hayranlık duyuyorum. Motivasyonu Sayın Gülen'in öğretileri olan hizmet ederken eğitim alanında, diyalogda, dinler arası diyalogda çalışmalarında onun öğretilerinden ilham alan insanlara çok büyük bir hayranlığım var. Bu dünyada Sayın Gülen gibi insanlara ihtiyacımız var. Farklı dinlerden insanların bir araya gelip konuşmasını, birbirlerini daha derin bir şekilde tanımasını teşvik eden daha çok insan olmalı. Kendisinin yaptığı en büyük katkılardan birinin de bu olduğunu düşünüyorum. İnsanları sıradan sohbetlerden çok daha derin bir şekilde bir araya getiriyor. Yemeklerde, insanların evinde onlarla konuşarak normalde yapmayacağımız şekilde arkadaş olarak tanımamıza imkan sunuyor çoğu zaman etkileşimlerimiz yüzeysel kalıyor. Ve Sayın Gülen'in bizleri daha derin bir anlayışa, birbirimizle daha derin ilişkiler kurmaya yönlendirdiğini düşünüyorum. Kendisine, öğrettiklerine ve Amerika'da ve dünyanın her yerinde başardıklarına karşı hayranlık ve saygıdan başka bir duygu beslemiyorum. Hizmet hareketinin birçok şey başardığını düşünüyorum. Tek bir şeyi seçip ondan bahsetmek çok zor ama sanırım benim için en önemlisi dinler arası diyalog. Kültür köprüleri inşa ederek farklı dinlerden, farklı altyapılara sahip insanları birbiriyle konuşmaya, birbirlerini derin ve neredeyse manevi bir şekilde tanımaya teşvik ediyor. Sayın Gülen eğitim alanında da birçok şey yaptı. Hizmet alanında ihtiyaç içindeki insanları yardım etme alanında da kesinlikle çok şeyler yaptı ve hareket birçok insanın hayatını değiştirdi. Ama bu toplumda ve benim hayatımda yaptığı en önemli katkının kültürler ve dinler arası diyalog alanındaki katkıları olduğunu düşünüyorum. Amerika'da ve özellikle de, Amerika'nın güneyinde İslam'ın itibarıyla ilgili bir problem var. İslam'a ve genel anlamda Müslümanlara olan korkuyu ve bu konulardaki bilgisizliği kullanmaya çalışan birçok siyasetçimiz var. Ve bu yüzden oldukça bozuk bir Müslüman ve İslam inancı imajı sunduklarını düşünüyorum. İşin aslının böyle olmadığını anlatacak Sayın Gülen gibi daha birçok insana ihtiyacımız var hizmet hareketinin göz önünde, en önde ve merkezde olmasına ve insanlara İslam inancının kendi anladıkları gibi olmadığını göstermesine ihtiyacımız var. Sayın Gülen'in yaptığı bu katkının Hristiyanları ve Yahudileri daha fazla Müslüman tanıyıp Müslüman arkadaşlar edinmek konusunda teşvik ettiğini düşünüyorum. Bu durumda benim, arkadaşlarımın, öğrencilerimin İslam'a olan bakışını, bu konudaki görüşlerini kesin bir şekilde değiştirdi. Çünkü birini tanıdığınızda, birini bir insan olarak tanıdığınızda, evlerinde bulunduğunuzda, çocuklarıyla, anne babalarıyla tanıştığınızda, komşularıyla tanıştığınızda, bir ekmeğe bölüştüğünüzde, onlarla yemek yediğinizde ilişkiler değişiyor. Bu noktadan sonra Müslüman arkadaşlarımı Müslümanlar olarak değil, insanlar olarak görüyorum. İlk olarak benim arkadaşlarım olarak görüyorum. Benim gibi insanlar olarak görüyorum. Allah'a, benimle aynı Allah'a ibadet eden insanlar olarak görüyorum ve dinlerinin adının pek bir önemi kalmıyor. Ve bu benim hayatımda, benim kişisel deneyimimde Sayın Gülen'in ve hizmet hareketinin etkisiyle beni onlar olmasa da bulunmayacağım ortamları getirmelerinin sayesinde oldu. Kendilerine minnettarım ve Allah'a şükrediyorum. Yıllardır Türkiye çevresinde ve birazı da burada, Amerika'da olmak üzere birkaç hizmet okulunu ziyaret ettim. Hizmetin birçok insanın göremediğini düşündüğüm bir tarafını, bu okulları ve hizmet hareketinin bu okullarda yaptığı işleri gördüm. Ve hizmet hareketinin yaptıkları beni gerçekten etkiledi. Çok etkileyiciydi. Bu okullarda din öğretilmediğini, İslam hakkında bir şey öğretilmediğini görmenin insanları haksız çıkaracağını, şaşırtacağını veya öngörülerini karşılamayacağını düşünüyorum. İyi bir eğitimi vurguluyorlar. Amerika'da buna ihtiyacımız var. Louisiana'da buna ihtiyacımız var. İyi okullara ihtiyacımız var. Bu hizmet okulları iyi okullar ve gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Ama Türkiye'de ziyaret ettiklerim harika yerlerdi. Öğretmenlerle, öğrencilerle tanıştım. Her gittiğimiz şehirde yöneticilerle tanıştım. Ve bu okullar gördüğüm en iyi okullardan oldukları için beni çok etkilediler. Kesinlikle olağanüstü imkanları var. İyi bir şekilde fonlanmışlar. Kendilerini eğitimi adamış harika öğretmenleri var. Ve hizmet olmasa bu kalitede bir eğitime sahip olamayacak genç insanlara imkanlar sunuyorlar. Hizmetin eğitim alanında yaptığı işlerden çok etkilendim. Türkiye'ye, Amerika'ya ve dünyaya olan katkılarının en önemlilerinden birinin eğitim olduğunu düşünüyorum. Yardım faaliyetlerini ilk elden gördüm. Kimse Yok mu kuruluşuna gittim. Birkaç kere merkez binasını gördüm, yaptıkları işleri gördüm. Tüm dünyada ve özellikle Türkiye'de yaptıkları işleri okudum ve yapılanlar çok etkileyici. Yaptıkları işin kapsamını görmek çok etkileyici. Bu kuruluşlar için çalışan insanların ve işleri yapanların bağlılıklarını görmek çok etkileyici. Türk hükümetinin sadece hizmetle bağlantılı olmasından dolayı bu kuruluşu cezalandırmaya çalışmayı seçtiğini görmek beni çok huzursuz ediyor. Çünkü bunlar gerçekten çok talihsiz ve insanları üzüyor. Ama bu kuruluşun sorumluluk bilinci Hizmetin sanırım kendi adı da olduğu için hizmet etmeye olan bağlılığı söylenmesi gereken her şeyi söylüyor. Amaçları hizmet etmek, insanlara yardım etmek. Amaçları yardıma en çok ihtiyaçları olduğu anda, en derin bir şekilde umutsuzluğa kapıldıkları anda insanların yanında olmak. Hizmet bu sorumluluğa derinden bağlı. Eğitimde çok iyi işler yapıyor. Diyalogda çok iyi işler yapıyor ama bana öyle geliyor ki misyonlarının özü insanlara yardım etmek. İnsanların karnını doyurmak, insanları giydirmek, insanlara barınak vermek ve açıkça görülüyor ki bunu harika bir şekilde yapıyorlar. Hizmetin gerçek olduğunu düşünüyorum, samimi olduğuna inanıyorum. Bir paravan değil, bir oyun değil, gerçek bir organizasyon, gerçek insanlardan oluşan gerçek bir hareket. Yardım etmeyi isteyen, başkalarının, insanlığın ve Allah'ın hizmetinde bulunmayı isteyerek erkek ve kadın mensuplarına derinden önem veren bir hareket. Eğer buna inanmıyorsanız, Türkiye'ye gelin, kendiniz görün, fikriniz değişecek derim. İnanmıyorsanız, kendi toplumunuzdaki Türkleri bulun ve onlarla biraz zaman geçirin. Her yerde bu işleri yapıyorlar. Onlarla biraz zaman geçirin ve neler yaptıklarını görün. Gördükten sonra inanacaksınız. Önceden Hizmet hareketinin hikayesini çok iyi anlatmadığını düşünürdüm. Hizmetin kendi hikayesini anlatmak konusunda biraz daha girişken olabileceğini düşünürdüm ama artık bunun değiştiğini düşünüyorum. Sanırım birkaç yıl önce Türkiye'ye ilk gittiğimde hizmet hakkında yeterli bilgiye sahip değildim. Bana yeteri kadar iyi açıklanmamıştı. Yani biraz kendim çözüp kendi kendime öğrenmem gerekmişti. Ama geçirdikleri başarılı yıllar içinde hareketin kendi hikayesini anlatma konusunda daha iyi bir iş çıkarmaya başladığını görüyorum. Bunun nedeninin bir parçasının da şu an Türkiye'de zulüm görüyor olmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Batı basını da bu hikayeyi daha önce anlatmadığı şekilde anlatmaya başladı. Yani eleştiride bulunabileceğim şeyin artık bir geçerliliği kalmadı. Şimdilerde gizemin çoğu kayboluyor. Hizmetin ne oldu ve ne yapmaya çalıştığını dünyaya anlatmak konusunda oldukça iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Hizmet, diğer dinlere ulaşmak konusunda gerçek bir emek sarf ediyor. Diğer dinlerin kendi anlayışlarını paylaşabilecekleri ve İslam'ın getirebileceği mesajları alabilecekleri yollar arıyorlar. Hizmetin dinler arası faaliyetleri çok önemli bir eğitim aracı. Daha fazla anlayışa, saygıya ve çok farklı dini inanç geleneklerinden insanlar arasında işbirliğine ulaştıran bir araç. Thank you.